Türkiye'nin en iyi radyo ve müzik portalı. Müzik dünyasında yaşanan son gelişmeler, en yeni video klipler, en son çıkan albümler, en çok dinlenen şarkılar. Hepsi ve daha fazlası musiconair.com'da. Musiconair. Merhabalar, ben Altu. Ben Nurcan. Ben Gamze. Bu hafta Karşıyaka'dayız. İyi seyirler. Boy farkımız var. Bütün soruyu okuyorum. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşünceleriniz neler? Ya sesinin çok değerli olduğunu düşünüyorum ama beğenmediğim bir özelliği var. Sadece Türk seslerini seçiyorum demesini hoş karşılamıyorum. Ama kendisi sesi hoş bir sanatçı. Siz olsaydınız başka bir jüri seçmek ister miydiniz? Ben olsaydım Cem Adrian'ı seçerdim. Teşekkür ederim. Rica ederim. Kolay gelsin. Ben ilk gördüğümde çok sevindim çünkü Yıldız'ı benim büyük bir hayranı sayılırım. Tamam, çok büyük olmasa da baya seviyorum yani. Sırf onun için izleyebilirim. Peki siz Acun Olcan'ın yerinde olsaydınız jüri koltuğuna Yıldız Silbe'nin dışında başka birini getirmek ister miydiniz? Yoksa kalmasını tercih eder miydiniz? Onu değiştirmezdim ben ya. Niye? Bize gayet harika bir çünkü. Ve çok çok büyük bir hayran kitlesi var zaten. Bu kadar. Evet. Teşekkürler. Lütfen DM'lerime cevap verin. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye'de jüri olması ile ilgili düşüncelerinizi alabilir miyiz? Düşüncelerim çok olumlu çünkü yılların tecrübesi var. Ondaki olan bütün bilgileri genç nesile aktaracağı için ben mutluyum. Yani sonuçta yeni nesille bir değil. Kendisindeki tecrübeleri diğerlerine aktaracağı için ben memnun oldum yani. Siz yarışmacı olsaydınız peki kimi seçerdiniz jüri üyelerinden? Ben Yıldız Tilbe'yi seçerdim çünkü yani tecrübeli ve yıllara dayanan bir müzik tecrübesi olduğu için Yıldız Tilbe'yi seçerdim. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Harika, bence zaten ben Yıldız Tilbe'yi çok seviyorum. Ama onun yerine başkası gelecek olsaydı Müslüm Gürses'in gelmesini isterdik. O da vefat etti. Onun yerine Aleyna Tilki gelebilir. Niye? Niye? Şu an yeni parlayan bir yıldız. Dünya starı olma yolunda. Bence bunlar değerlendirildiğinde jüri olabilir. Ama daha yaş biraz küçük. Yıldız Tilbe'nin O Ses jürisi olması hakkındaki düşüncelerin neler? Yani bence iyi oldu diyebilirim. Arabesk olarak tam can damarından vuran bir insan. Kendi yaşantısı olsun, Sezen Aksu ile tanışmasından sonra olduğu olaylar olsun. Kendi kızının ismine Sezen Aksu'nun Sezen olarak isim vermesi olsun. Ondan sonra hani Ebru Gündeş vardı ondan öncesinde arabesk olarak. Ama bu daha can damarından vuran bir insan. Yani bence iyi oldu. Yani biraz da farklılık oldu. Şu an yabancı dilde şarkı söyleyenleri pek almıyor kendi grubuna yetiştiremeyeceği için. Arabesk olarak bence iyi bir başarıda bulunabilir. Ve kendi doğal o hali güldürmesi etmesi tarafından bence biraz hani şen şarkı bir insan olduğu için iyi bir şey olmuş olabilir diyebilirim. Peki siz olsaydınız Yıldız Tilbe yerine başka bir jüri seçer miydiniz? Yani şahsen seçmezdim. Bence iyi bir seçim olmuş. Öyle söyleyebilirim. Bence daha iyi bir şey olmuş. Yani bir değişiklik. Her sene aynı jürileri koyuyorlar. Bence Yıldız Tilbe'nin gitmesi iyi bir şey olmuş. Peki siz olsaydınız jüri üyesi olarak kimi seçerdiniz? Gökhan. Gökhan? Evet. Athena. Yıldız Tilbe'nin yerine olarak? Kimi seçerdim? Kaan Tangöze'nin olmasını isterdim. Çok teşekkür ederim. Bence daha iyi bir şey oldu çünkü Yıldız ablanın gayet dürüst ve hazır cevapları şovu daha eğlenceli bir hale getirecek. Peki siz jüri üyesi olarak kimi seçerdiniz? Ben de muhtemelen Yıldız ablayı seçerdim katılsaydım. Yani sonuçta o da bir sanatçı ve benim için sorun yok yani. Yani sizce o yarışmada bulunması ekstra bir şey katar mı? Yani seviyor musunuz o sanatçıyı? Ben pek dinlemiyorum Yıldız Tilbe ama dinleyeni çok. O yüzden bence iyi bir yorum. Yıldız Tilbe bugüne kadar görmüş olduğum Bülent Ersoy'dan sonra en büyük sanatçıdır. Ve kesinlikle hak ediyordur yani. O Ses Türkiye Yıldız Tilbe hak eder mi onu bilmiyorum ama. Yani gerçekten çok büyük sanatçıdır. Ya bence çok güzel oldu. Yeni bir ses geldi yani arabesk söyleyen. Bence Yıldız Tilbe'nin gelmesi çok iyi oldu. Çünkü çok takdir ettiğim bir sanatçı.
ve yani sesten anlayan biri geldi diyebilirim. Şarkılarını severek dinliyor musun? Ya pek benim tarzım değil de yani takdir ettiğim biri. İyi başarılara imza atmıştı. Peki sen olsan jüri koltuğuna Yıldız Silbe'den başkasını getirmek ister miydin? Ya benim için Yıldız Silbe'den başka Ferdi Tayfur'u getirdim herhalde. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşünceleriniz neler? Bence kendini harcıyor oralarda. Çok büyük sanatçı, öyle yerlerde kendini harcamaması lazım. Bir de Acun yanlış bir jüri seçmiş. Bütün yarışmacılar onu seçecekler diye düşünüyorum. Diğerlerini acıyorum yani. Peki siz olsaydınız başka bir jüri seçer miydiniz? Demet Akalı. Kıraç'ı uygun gördüm yani. Bir nedeni var mı? İyi bir sanatçı. Peki siz? Valla ben de Kıraç derdim çünkü son dönemlerdeki bir Kerkük türküsü var. Onu seslendirdiği için o olabilirdi. Bir de Sezen Aksu olabilirdi ama o da herhalde yani jüri üyesi olmak istemezdi herhalde. Artık O Ses Türkiye'ye gelmez diyorsunuz. Yani artık bu saatten sonra gelmez. Peki sizin bir tercihiniz var mı? Ben arkadaşıma katılıyorum. Sezen Aksu mantıklı olabilirdi. Ekranda da bayağı uzun zamandan beri görmediğimiz bir sanatçı. Mantıklı olabilir Sezen Aksu. Bence çok iyi. Acun Ilıcalı sence doğru bir karar mı vermiş? Doğru bir karar vermiş. Yıldız Tilbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşüncelerin neler? Bence programa neşe katmış. Yani sevilen bir insan zaten. Instagram'da çok fazla kesitlerini, videolarını görüyoruz. Daha çok popülerleşti bence, daha fazla. Bence çok güzel olmuş. Çünkü daha fazla izleniyor. Rating yükseliyor. Yani güzel yani. Başka bir şey demiyorum. Peki siz jüri seçecek olsaydınız Yıldız Tilbe yerine kimi seçerdiniz? Ben Gökhan ve Hakan seçerdim. Ben de Gökhan'ı seçerdim. Sen olsan O Ses Türkiye koltuğuna kimi getirdin jüri olarak? Acun abi rapçileri çok seviyor. Ben de bir rapçi getirirdim. Mesela? Mesela Anıl Piyancı veya Ezhel. Ezhel veya Anıl Piyancı. Bildiğin şarkıları var mı? Var tabii. Ezhel'in yeni şarkısı mesela Şehrimin Tadı, Anıl Piyancı'nın da Kara Para. Daha bir sürü şarkısı var yani. Yıldız Silbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşüncelerin neler peki? Gelmese de olurdu. Niye? Ne bileyim yani daha güzel insanları da olabilirdi sürekli öyle insanlar. Düşüncelerim gayet iyi oldu bence. Çünkü güçlü bir sanatçı. Sesi çok güçlü. Kendine özgü bir havası var. Çok seviyorum onun kendine özgü bir havası olmasını. Bence diğer sanatçılardan farklı bir yönü var. Güçlü bir sesi var. Damar şarkıları özellikle çok iyi seslendiriyor. Bu yani düşüncelerim. Siz olsaydınız Yıldız Tilbe'yi mi seçerdiniz? Yani Acun Ilıcalı doğru bir karar mı vermiştir sizce? Ben o yönden Yıldız Tilbe'yi seçerdim. Çünkü böyle bir sanatçıların bence ihtiyacı var Türkiye'ye. Düşüncelerim şöyle, çok mutlu oldum. Özellikle müzik kültürü olan bir insan olduğu için severek, beğenerek izliyorum. Belki siz bunu karşı görüşte olabilirsiniz ama ben seviyorum Yıldız Tilbe'yi ve sesini çok seviyorum. Bence Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yüksek seslerinden en yükseğe çıkabilen bir ses. Bir de Ebru Gündeş var. İkisini tek tutuyorum. Veya bir Whitney Houston neyse benim için Yıldız Tilbe o. Müzik, mesela Kenan Doğulu'yu isteyebilirim. Serdar Ortaç'ı isteyebilirim. Bunlar gerçekten müziğin içinden gelen insanlar. Müziği müzik olduğu için yapıyorlar. Sevdikleri için yapıyorlar. Para kazanma amaçlı değil. Onları olabilir. Rahmetli Adnan Şenses olabilir. Mesela şeyi de çok severim ben. Bülent Ersoy'u da severim. Ses olarak. Ama sadece ses olarak. Ama hakikaten yani acayip bir ton var. Allah da onu öyle yaratmış. Yapacak bir şey yok ki. Başka sormak istediğim bir şey var. Bir kuble Yıldız Tilbe şarkısı alabilir miyiz? Kalbin duraksız,
haykırışlarda. Ne yapsan ayrılamam senden asla. Hafife alma, aşk vurur insana. Bu kadar kolay sanma delikanlı. Teşekkür ederiz. Ben de Yıldız Silve'ye buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Çok mükemmel parçaları var. Teşekkür ediyorum buradan kendisine. Size de teşekkür ediyorum. Başka var mı? Biz teşekkür ederiz. Siz olsaydınız O Ses Türkiye jüri koltuğuna kimi getirirdiniz? İsmail Türüt'ü getirirdim. Çok doğru bir karar. Acun zaten haklı. Akıllı bir insan. Çok doğru, güzel bir karar vermiş. Yıldız Silve popstar değil, megastar. Türkiye'nin megastarı. Yaşayan efsanedir kendisi. Hayranıyım kendisinin. Çok güzel olmuş. Çok doğru bir karar olmuş. Beğeni izlemiyordum ama bu saatten sonra izliyorum artık. Çünkü Yıldız abla fena. Geçerli. Peki siz olsaydınız başka birini seçer miydiniz jüri üyesi olarak? Sibel Can da iyiydi ama Yıldız onun bir tık daha üstünde. Yıldız saf, temiz kalpli. Oynaması da çok güzel bu arada. Güzel, beğeniyoruz. Beğenerek de izliyoruz. Yıldız Silbe'nin O Ses Türkiye jürisi olması hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Ne?